Bir dakika kayda basayım. Evet, şu anda kayda bastım ve bundan sonra bugünkü sunumumuz ve takip eden 9 gün boyuncaki sunumumuzu kayıt altına alıyor olacağız. Bunun bir kısmını da değişik ortamlarda paylaşabiliriz, belki de tamamını. Onu önceden bildirmek isterim. Kısaca uygulamayı bir anlatmak istiyorum arkadaşlar. Zoom çok popüler oldu bu aralar, biliyorsunuz. Farklı farklı opsiyonları var. Bizim kullandığımız Zoom'daki çalışmamızı şöyle yapacağız. Herhangi bir sorunuz varsa chat'e yazabilirsiniz. Chat sürekli benim önümde açık oluyor olacak. Oradan gördüğüm sorulara cevap veriyor olacağım. Eğer yazacak değil de daha uzun bir anlatım istiyorsanız, bakın el kaldırma işareti var aşağıda. Bakıyorum, ben göremiyorum. Raise hands diye bir şey olması lazım. Sizin tarafınızda var mı arkadaşlar? Evet var, tamam, güzel, süper. O Rıza da buradaymış, Aysun da buradaymış, tamam. Eğer canlı olarak anlatmak istiyorsanız sorunuzu, el kaldırırsanız size canlı olarak hak verebiliyormuşum. Bu Zoom'da herkesin sürekli olarak konuşabileceği bir imkanımız şu an için yok. Ama bu şekilde de konuşuyor olacağız deyip direkt ekranımı paylaşıyorum. Bu arada sunum notlarını eğitim sonunda bugün PDF olarak gönderiyor olacağız. Yani notları sizin tekrar kaydetmenize gerek yok. PDF olarak karşınıza göreceksiniz zaten. Dedim. Ve girişle başlayalım. Evet arkadaşlar, herkes görüyor mu ekranımı? Tekrar bir onay alabilir miyim? Tamam, süper, harika. Hadi başlayalım. Yaklaşık 45 dakika olarak ben gösterdim. Ama 45 dakikayı geçebiliriz. Belki 45 dakika değil, 40 dakikada sürebilir. Maalesef tek kişi konuşacağı için, ben biliyorsunuz, beni tanıyan bazı arkadaşlar bilirler, biraz konuşmayı seviyorum bazen. 45 dakika biraz uzayabilir. Siz olduğunuzda biraz daha kısa kesiyorum ama bu sefer böyle olacak. İnşallah ileride daha karşı karşıya bir araya geliyor olacağız. Şöyle başlayalım. Önce bir kendimi kısaca tanıtayım arkadaşlar. Adım Birden Tulu Siyahi. Yukarıda iletişim adreslerimizi görüyorsunuz. Ben Bilik Opex danışmanlık firmasının kurucu ortaklarından bir tanesiyim. Eskişehirliyim. Özellikle Eskişehir Sanayi Odası ile ilgili bu tarz eğitimlerde sadece ben geleceğim diye böyle bir kararım var ve gelmeye de devam ediyorum. Yaklaşık 20 seneye yakın zamandan beri operasyonel mükemmellik, toplam kalite üzerine uygulamalar yapıyoruz. Ben bireysel olarak uygulama yapıyorum. Firmamız da yaklaşık 5 yaşında. Biraz firmamızı kısaca tanıtayım. 2015 yılında İngiltere'de kurduk firmamızı. 2017 yılında da Türkiye'de bir limited şirketi olarak kurduk. Şu ana kadar yaklaşık 600 küsür tane proje tamamlamış gözükmekteyiz. Yaklaşık da 50 gözüküyor burada ama 50'nin üzerine daha da çıkmışızdır. 50 farklı sektörden, otomotivden, tekstile, alüminyumdan, hizmet sektörüne, bankacılığa kadar, sigorta şirketlerine kadar farklı farklı sektörlerde operasyonel mükemmellik üzerine hizmetler verdik. Operasyonel mükemmellik nedir diye sorarsanız bunu daha sonra anlatıyor olacağım. Deyip bir sonraki şeye geçeyim. Ne tür çözümler sunuyoruz derseniz, genelde sol taraftaki konuları artırmaya, sağ taraftaki konuları da azaltmaya çalışıyoruz. Her firmanın kuruluş amacı, biliyorsunuz, satış yaptıktan sonra elde olan karlılığı artırmak. Biz bu karlılığı artıracak çözümler sunuyoruz aslında. Bunu sunarken de veriminizi, etkinliğinizi, kalitenizi iyileştirirken stoklarınızı optimum hale getirebiliyoruz, reproseslerinizi azaltabiliyoruz ya da süreçlerinizde değişkenlikler varsa onları ortadan kaldırabiliyoruz. Şunlar bazı sunduğumuz çözümler. Operasyonel mükemmellik deyince ilk aklınıza zaten yalın üretim, alt sigma, deney tasarımı, istatistiksel proses kontrol gibi konular geliyor. Ama biz kuruluşumuzu son 5 seneden beri böyle bir transformasyona soktuk. Farklı farklı alanlarda da danışmanlıklar veriyoruz. Özellikle robotik süreç otomasyonu ya da gene son 2 seneden beri yaptığımız dijital transformasyon, dijital dönüşümle ilgili hizmetlerde
yaptığınız işlerin arasında sayılıyor. Bu da kısaca genel katılım açık eğitimlerle ilgili bazı başlıklar. Eğer arzu ederseniz daha fazlası için gönderdiğim dokümanlarda linke bakıp tıklayabilirsiniz. Bunlar da bizim bazı referanslarımız. Şimdi arkadaşlar kısa bir anket yapacağım size. Lütfen menti.com adresine giriniz. Telefonunuzdan girebilirsiniz ya da bilgisayarınızdan girebilirsiniz. Giremeyen olursa gene lütfen mesaj atarsa chatten sevinirim. Ufak bir anket yapacağız size 3 tane. Hem bu eğitimden beklentileriniz, neden bu eğitime geldiniz, bir de sizi ben de biraz yakından tanımak istiyorum. O yüzden anketimi cevaplarsanız sevinirim. Şu anda zaten kişi sayımız belli. Giremeyen var mı arkadaşlar? Cevap gelmiyor. Herhalde herkes girdi. Kod nedir hocam? Güzel. Şimdi kodu paylaşacağım. Hemen bir ekran paylaşımını değiştiriyorum. Arkadaşlar kod 386829. Bu eğitimden beklentilerinizi seçiniz diyor. Bakın yukarıda 386829'u, evet süper gelmeye başladı. Harika. Şurada alt tarafta ben göremiyorum. Evet 19 kişiye kadar çıktı. Süper. 22, birkaç kişi daha girecek galiba. Chat'te yazın soruları lütfen. Evet, güzel bir yorum geldi Onur Akbey'den. Chat'te yazın soruları lütfen to all panelists ve attendees şeklinde düzeltiniz diye bir istek geldi. Aşağıda bakın all panelists'i seçmeniz gerekiyor. Bir tane aşağı çekilen menü var orada. Ki herkes görsün. 23 kişi. Sayımız daha fazlaydı diye hatırlıyorum ben ama birden fazla katılanlar var. Bakın 33 kişi, hadi 2 kişi şeyden 23. Peki arkadaşlar bakalım bu eğitimden beklentileriniz nelermiş? Çoğunluk verimlilik artırmak demiş. Evet doğru, direkt verimlilik artırmakla ilgili konuları anlatıyor olacağız. Eğitimin adı sürekli iyileştirme ve verimlilik artırmak gibi. Oo. Hocam benim hem telden hem de bilgisayardan açık, saniye kaçırmak istemiyorum. Süper. Demek ki mobil olan arkadaşlar var aramızda. Öncelikle verimlilik artırmayı yazmışsınız. Doğru arkadaşlar. Bu eğitim daha çok yalın araçlarını anlatacağımız bir eğitim. Daha çok değil, sadece yalın araçlarını anlatacağımız bir eğitim olacak. Alt sigma konularını pek kapsamıyor olacağız. Tamamen verimlilik artırma ama tedarik süresini hızlandırmak. Aslında ikisi birbiriyle aynı kavram gibi gözükebilir. Tedarik süresini hızlandırmakta kastettiğimiz ham maddenin girişinden ya da müşteri siparişinden müşterinin siparişinin tedarik edilmesine kadar geçen sürenin kısaltılması. Doğru. Verimlilik artırmanın içinde tedarik süresini hızlandırmak da var ama başka türlü verimlilik artırma yöntemleri de var. Mesela enerji verimliliği ya da alan kullanım verimliliği gibi başlıklar var. Bunlar da işin içinde olacak eğitim kapsamı içerisinde. Maliyetleri azaltmak çok önemli. Hele bugünlerde ciddi anlamda maliyet tasarrufuna gitmemiz gerekiyor firmalarda. Özellikle ham madde fiyatları dolardan dolayı ya da eurodan dolayı yükseldi. Enerji maliyetleri de aynı şekilde. O yüzden eğitimde bunları da konuşuyor olacağız. En sonunda da bir sertifika. Sertifikaları da Eskişehir Sanayi Odası hazırlıyor olacak. Ama bunun gönderimini elektronik ortamda mı yapacağız yoksa elden mi göndereceğiz? Onunla ilgili Sanayi Odası ile bir konuşacağız. Son durum neyse ona göre haber vereceğiz size. Peki bir tane daha slaytımız var arkadaşlar. Onu da açayım ben. Evet. Şunu cevaplayalım arkadaşlar. İşletmenize verimliliği en çok etki eden problemleri seçiniz. Setuplar. Kalite hataları. Oo.
Beklemeler, kalite atıyor. Evet, geliyor. Arızalar, setuplar, beklemeler, kısa duruşlar. Setup derken şunu da kastediyoruz aynı zamanda. Tip değişimi, malzeme değişimi, eğer continuous process bir firmada çalışıyorsanız kimyasal gibi ya da süt üretimi gibi buralardaki yıkamalar, CIP denilen cleaning process kavramları olabilir. Model değişimi olabilir. Bunları da setup altına yazabilirsiniz. Evet, biraz daha sayı arttırdım. 19 kişiden geldi. Verimliliği en çok etki eden problemleri seçiniz. En başta kalite hataları gözüküyor şu anda. Evet, bir 3 kişi daha yazacak galiba. Yedi geldi. Yedinci, yeni bir şey mi ekleyeceğiz Erdinç Yılmaz'a? Peki tamam geldi galiba herkes. Arkadaşlar evet yalın araçları 7 kalite hataları 8 oldu. Setup süresi aslında beklemede bir nevi kapsamıyor mu hocam? Doğru kapsıyor. Bunların aslında bazıları birbiriyle üst üste konulan durumlar. Mesela setuplar sırasında bazı ayarlar yapılır makinelerde. O ayarların doğru yapılmaması setup kaynaklı kalite problemlerini de ortaya çıkarabilir. Doğrudur arkadaşlar. Şimdi sizden gelen cevaplara şöyle bir bakalım. Kalite hataları en fazla olarak çıktı karşımıza. Evet, verimi etki eder kalite hatası olduğunu çünkü fire ayırıyoruz. Ya da reproses yapıyoruz. Bunlar direkt bizim verimliliğimizi ya da OEE dediğimiz bir kavram var. Daha sonra konuşacağız. Ya yarın ya da yarından sonra konuşuruz diye düşünüyorum modüle bağlı olarak. Ciddi anlamda sizin OEE'nizi azaltan bir kavram. Toplam ekipman verimimizi azaltan bir kavram. Yalında ne tür hataları çözüyoruz? Valla kompleks olmayan, basit ve tekil sebeplerden kaynaklanan hataları. Yani bunu al buradan buraya koy. Ya da makinenin yağı azalmış, onun yağlamasının yapılması gerekiyor gibi. Ya da işte orada bir sensör bozuk, sensör bozuk olduğu için o hatayı görmüyor, makine otomatik duruş yapmıyor. Bu da kalite hatasına sebebiyet veriyor gibi konuları çözmek amacıyla yalın araçları kullanabiliriz. Özellikle Poke-OK'yi son modülde galiba anlatıyor olacağım. Bu tarz hataları ortadan kaldırmak için konuşuyor olacağız. Ama yani şöyle söyleyeyim, otomobil lastiği üretiyorsunuz. Lastiğin 150 bin kilometre garanti ömrü var. Ama 148 bin kilometre ortalamada insanların lastikleri geri getirip ya bu 150 bin kilometre dayanmadı, benim paramı geri ödeyin deyip size garanti maliyetleri yüklediğini görebilirsiniz. Bu tarz konuları pek yalına çözemezsiniz arkadaşlar. Ama şunu da söyleyeyim. Hem tecrübe bunu gösteriyor hem de yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Genelde tekil sebeplerden kaynaklanan problemler, hatalar, arızalar birçok problemlerin, hataların veya arızaların ciddi bir kısmını yani %80-85'ini tekil sebepler oluşturmakta. Yani yalınla aslında işletmenizde ciddi anlamdaki kalite problemlerini çözebilirsiniz. Güzel. İkinci numarada bekleme ve setuplar var. Setup dediğimiz arkadaşlar evet göreceğiz israfları bugün. Bir beklemedir bir tür. Makineyi bekletiyorsunuz. Belirli bir yüz binlerce euro, bazen milyonlarca euro bir makine satın alın yapılmış. Ama bu makinenin 24 saat 7 gün çalışıyor olması size para kazandıracaktır. Siz bunun yerine her setup yaptığınızda o setup sizin verimliliğinizi düşürüyordur. Kullanılabilir kapasitenizi aşağı düşürüyor olacaktır. Yalınla bunu da çözüyor olacağız. Beklemeler, beklemeler setupları da kapsayabilir. Bir iş emri bekliyorsunuzdur ya da bir malzeme bekliyorsunuzdur ya da bir diğer operatör arkadaşınızın gelip size ürünü yüklemek için yardım etmesini bekliyorsunuzdur. Ya da robot kolun diğer işleri bitirip size dönüp sizin malzemenizi makineye yüklemesini bekliyorsunuz. Bunlar hepsi bekleme olarak karşımıza çıkar. Yalana çözülebilir. Malzeme aramalar bazı sektörlerde çok fazla görüyoruz. Üretim yaparken özellikle montaj olabilir. Ya da
ürüne ekstra katmanız gereken saf malzemeleri, kimyasallar kullanıyorsanız, boyalar kullanıyorsanız bunların aranmasıyla alakalı, bazen ürünün aranmasıyla alakalı ciddi kayıplar olabiliyor. Özellikle tekstil sektöründe, mobilya sektöründe bunlar karşımıza çıktı. Malzeme aramalar da gene bu eğitimin kapsamında iyileştirmesi gereken konulardan bir tanesi olacak. Son olarak son iki tane konu var. Arızalar, kısa duruşlar. Kısa duruşlar da yine aynı şekilde bazı poke-yoke yöntemleriyle bu eğitimde ortadan kaldırılabilir, konuşuyor olacağız. Arızalarla ilgili şimdi yalının TPM diye bir alt başlığı var. Bu TPM'i biz şu anda eğitim kapsamında tutmadık. Özellikle arızaların, ki arızalar şöyledir arkadaşlar, bir atasözü vardır biliyorsunuz. Bir mıh, bir nal, bir nal, bir at, bir at, bir süvari. Pardon, arada at vardı. Evet, bir at, bir süvari, bir süvari, bir orduyu, bir ordu da bir milleti götürür diye. Doğrudur. Biz bu TPM'de bu mıha kadar, yani nalın kivisine kadar inip, problemin kök sebebini ortadan kaldırıp, bunun sonucunda da, evet, merhaba ben Gülsüm, kalıp arızası olarak yazdım özellikle. Güzel. Bir yorum daha gelmiş. Bir mıha kadar, bir nalın çivisine kadar odaklanıp o problemlerin ortadan kaldırılması için çalışmalar yapıyoruz. Bu eğitimde biraz poke-öke'de belki bunlara girebiliriz. Kalıp arızasıyla alakalı belki poke-öke'de bir şeyler yazıp konuşabiliriz. Hocam mikrofonda sorun ama ses cızırtılı geliyor. Mikrofon kullanmıyorum şu anda. Bir dakika. Şöyle yapayım. Benim güzel bir mikrofon satın aldım dün. Onu bir şöyle yerleştireyim. Hatta stereo olsun diye. Bir dakika cızırtı edecek şimdi. Şu an geliyor mu sesim arkadaşlar? Bir kontrol edebilir misiniz? Ses gelmiyor diyen var mı? Evet, güzel. Peki geliyor ama gene cızırtılı. O zaman benlik bir konu yok şu anda. Ses çok ne sanırım ilgili kulaklıkla ilgili sorunu var diye bir yorum geldi. İlk seferde sıkıntı yoktu, hala yok. Değişen bir şey yok. Gayet net mikrofondan almıyor. Çok net ses. Peki, şöyle yapabiliriz. Problem olduğunu düşünenler bir çıkıp tekrar girebilir. Bazen bu da çözüyor. Öyle bir deneyebiliriz. Çoğunlukta ses gelmiyor. Ben devam ediyorum. Son bir anketim, sesiniz çok net birden beri, herhangi bir sorun yok diye geldi. Cızırtı şundan kaynaklanıyor olabilir. İnternet bağlantısıyla alakalı olabilir. Bir girip çıkma yapmak belki avantaj sağlayabilir diye düşünüyorum. Ben de şurada bu arada bilgisayarıma bir şarj takacağım. Evet. Peki arkadaşlar. Son bir anket daha var. Onu da soralım. Evet, sizi tanıdık. Genelde kalite hataları, setuplar ve beklemeler en öncelikli konular sizin işletmenizde. Bakalım hangi işletmelerden geliyorsunuz diye. Son bir sorum daha var. Bir word cloud oluşturacak. Lütfen sektörünüzü yazarsanız arkadaşlar. Ben de örnekler verirken bu sektörlere uygun olarak örnekler vermeye çalışırım. Plastik enjeksiyon. Güzel. En çok otomotiv ve geri dönüşüm var şu anda. Makine çelik, otomasyon. Evet, süper. Tamam, çoğunluk
Gerçi kaç kişi olduğu üzerine gelince gözüküyor mu? Hayır, gözükmüyor. Ankete nasıl katılabilirim? Ben geç geldim. Şöyle, menti.com adresine giriyorsunuz arkadaşlar. menti.com, bakın yukarıda yazıyor. Buraya girdikten sonra 38-68-29'u yazıyorsunuz. Ama beyaz eşya üretim ve metal sanayi, tamam gördüm. Şöyle baktığımızda evet, otomotiv ve geri dönüşümden gelen firmalar var. Bu geri dönüşümden gelen arkadaşlar nasıl bir geri dönüşüm yapıyorlar merak ettim. Yazabilirlerse sevinirim. Kauçuk sektöründen gelen var, güzel. Gıda gördüm. Redüktör zaten görmüştük. Asansör komponent üretimi, cam ergitme şekillendirme. Savunmadan var, kamu havacılıktan var. Dış ticaret. Güzel, bakın bir tane de hizmet sektöründen ya da hizmet sürecinden gelen bir arkadaşımız var. Geri dönüşüm makine imalatı, plastik enjeksiyon ve ankastre. Güzel. Tamam, farklı farklı sektörler. Peki gıda gördüm bir de. Gıda nasıl bir kontinü prosesten mi bahsediyoruz yoksa daha farklı bir şey mi? Kamu, beyaz eşya kablo, güzel. Galiba bayağı tanıdığımız var eğitimde arkadaşlar. İsimlerden de görüyorum şimdi ama çoğunluğu Eskişehir Sanayi Odası'ndan katıldığını düşünecek olursak daha önceki eğitimlerde beraber olduğumuz arkadaşlar var galiba. Ya da en azından onların arkadaşları da var gibi. Peki güzel. Genel olarak sektör bu şekilde. Ben tekrar sunuma geri dönüyorum. Şuradan sunumu tekrar açıyorum. Evet, buradan devam edelim şimdi. Sosyal medya etiketleri yazdım özellikle. Ya ben daha önceki yine eğitimlerden hatırlarsınız, bu tarz bağ kurma olayına çok inanıyorum. Yani insanlık birbirleriyle daha çok bağ kurarak ya da ağ kurarak, network oluşturarak ciddi anlamda gelişecektir. Çünkü etkileşim artacaktır. Bu etkileşim sonucunda da iyi olan birçok şeyi alacağız ve yayıyor olacağız kendi sektörlerimize, kendi çevremize. O yüzden şu sosyal medya etiketlerini kullanabilirsek, paylaşım yaparsak sevinirim. Mesela Eskişehir Sanayi Odası, işte Bilig Opex, sürekli değiştirme, yalın ve tabii ki evde kalı kullanmamız lazım. Bu aralar hepimiz evdeyiz, evden çalışıyoruz. O yüzden zaten bu sunumları da evden yapıyor şekilde organize ettik. Tekrar Eskişehir Sanayi Odası'na bu fırsatı bize verdiği için teşekkür ediyorum buradan. Amacımız ne arkadaşlar? Sizlerin işletmenizde karşılaştığınız problemleri yalın metotlarını kullanarak etkili bir şekilde uygulayabilmenizi sağlamak. Şimdi eğitim online olduğu için bazı imkansızlıklarımız belki olabilir elimizde. Elimizde olmayan bazı durumlar olabilir. Özellikle yalın saha uygulamasıdır. Hatta ben hep şöyle söylerim. Yalın uygulamalar o kadar iyidir ki benim kızım 3 yaşındayken telefonu açıp sadece benim fotoğrafıma bakıp beni arayabiliyordu. Aslında bu bir yalın uygulaması. Görsel yönetim. Bu eğitimde de konuşuyor olacağız. O kadar basit olması lazım. Ancak şu an sadece online bazı anlatımlar yapacağım ve uygulamaları da mümkün olduğunca online'a çevirdim. Eskiden oyunlar oynatırdık eğitim içerisinde. Burada oyunları online yapılabilecek formata çevirmeye çalıştım. Gerçeği gibi ne kadar olacaktır? Tabii ki gerçeği gibi olmayacaktır ama eğitimden sonra bunları işletmelerinize döndüğünüzde uygulayabilirseniz o pratiği elde ediyor olacaksınız. Şöyle biraz başlıkları anlatayım. Bugün arkadaşlar operasyonel mükemmellik ve yalın konularını anlatıyor olacağım. Şu anda yaklaşık 10.30 olduğuna göre demek ki en az bir yarım saat daha konuşuyor gibi gözüküyor. Daha eğitimin en başındayız çünkü. Yarın değer akış şemasıyla başlayacağız. VSM dediğimiz Value Stream Mapping konusunu anlatıyor olacağım. Gene online olmasa da sizin yapacağınız bazı çalışmalar olacak. Belki onu ev ödevi olarak veririz. Süremiz varsa burada yaparız beraber, yoksa ev ödevi yaparız. OI hesabına odaklanıyor olacağız. Ve tak zamanını, değer akış şemasının tak zamanı ve OI ile birlikte tamamlıyor olacağız. Sonra Kaizen dediğimiz uygulaması olmayan ama Kaizen Blitz'i anlattığımız bir sunumumuz daha olacak. Kaizen genelde şöyledir. Anlatılmaz yaşanır arkadaşlar. Bir Kaizen'i en iyi anlamak için yaşamanız gerekiyor. Az önce dediğim gibi uygulama yapmanız lazım.
Ama ben gene ihtiyacınız olan konuları sizlere burada aktaracağım. Ondan sonra Kaizen çalışmasını yapıyor olacaksınız umarım. 5 ise anlatacağız. Benim ilk öğrendiğim araç yaklaşık bir 20 sene önce 5S'ti yalınla ilgili. İlk önce kendi masamdan başlamıştım. Acayip verim artmıştı ve ben o zamandan beri masaüstümü, ki şu anda bilgisayarımızın masaüstünü kullanıyoruz. Eskiden masa vardı, şimdi bilgisayarımızın masaüstü var. 5S olarak kullanmaya devam ediyorum. Görsel yönetimi anlatacağız. Detaylı süreç analizine gireceğiz. Burada spagetti analizi ve SMED'i de kapsayacağız. SMED dediğimiz tekli dakikalarda kalıp değişiminin İngilizcesinin baş harflerinin kısaltılmış halidir. Biz burada aslında kastettiğimiz setup azaltma, tip değişimi azaltma, bakım süresi azaltma, temizlik süresi azaltma gibi konuları işliyor olacağız. En sonunda Poke-Oke ile hatasız süreçler tasarlamanızı sağlayacak bir çalışmayı yapıp eğitimimizi sonlandırıyor olacağız. İnşallah önümüzdeki hafta Perşembe günü eğitim Poke-Oke ile tamamlanmış olacak. Şöyle bir eğitim yöntemini anlatayım. Sizden beklentim arkadaşlar, materyalin ön gözden geçirmesini yapmanız. Materyalinizi bugün e-postalarınızı atıyor olacağız zaten. Attığımız e-postalarda PDF olarak eğitim notlarını görebilirsiniz. Eğer arzu ederseniz değişik yerlerde dağıtın. O konuda bence hiçbir sakınca yok. Dağılsın biraz Türkiye'de, insanlar farklı notları da görsünler istiyorum. Grup çalışmaları yapmak isterim genelde. Grup çalışması olunca çünkü grubun enerjisi de artıyor. Öğrenme kapasitesi, yeteneği de artıyor. 4-5 kişilik gruplar şu anda oluşmamış gözüküyor. Herkes farklı farklı firmalardan çünkü. 4-5 kişilik gruplar kuramıyorsak biz de bireysel çalışmalar yapıyor olacağız. Sizden beklentim bunlar. Benim sizlere sağlayacağım çözümler neler olabilir? Vallahi sorularınıza cevaplar vereceğim. Veremediğim cevap olursa oturur akşam araştırır yarın veririm. Bazı uygulamalar zaten veriyor olacağız. Ben bazen sorular soruyor olacağım. Fasilitasyon imkanım burada eğer online bir uygulama yapabilirsek olacak. Bir de bazı pub quizler var. Bunu da özellikle belirteyim. Pub quizin amacı da tekrar etmek. John Medina'dan bahsederler. Hatta onu da şöyle şeyde yazayım mı? Şuraya bir evet yazıyoruz. John Medina. Bu arkadaş Beyin Kuralları diye bir kitap yazmış. Yazında bilgisayara yazınca böyle çıkıyor. John Medina'nın yazdığı Beyin Kuralları'nda kısa dönem ve uzun dönem hafızadan bahsediyor. Kısa dönem için bol miktarda tekrar etmeniz gerekiyor. Bu pub quizler buna yarıyor olacak. Uzun dönem için bir konuyu hafızada tutmak için duygu ve duyularınızı bir arada kullanıyor olmanız lazım. Duygulardan kastettiğimiz işte mutlu olmak, bazen kızmak, bazen üzülmek. Çünkü bir duyguyu üzüntü, mutluluk gibi kavramlarla birleştirdiğinizde hatırlanması daha kolay oluyor. Ya da duyularla birleştirdiğinizde, yani gözle, kulakla, elle mesela yazarak çalış evladım derlerdi bize zamanında. Bu gene onu gösteriyor. Biz de bol miktarda uygulama koymaya çalıştık. Canlısı gibi olmayabilir belki ama ben gene vazgeçmedim. Buradan aynı şekilde cevap devam ediyor olacağım. Peki şu şeyi kapatalım. Mouse. İlk slide'ımız burada bitiyor. Slide'larda bakın burada da bizim şeyleri görebilirsiniz. Sosyal medyadaki İletişim adreslerimizi buradan da ulaşabilirsiniz. Şimdi diğer ekranımı paylaşıyor olacağım. Neden operasyonel mükemmellik diye. Şimdi bugünkü konumuza başlayabiliriz. Girişimizi yaptık. Bugün giriş tabii biraz tanışma faslıyla geçtiği için uzun sürdü. Yarın böyle bir fasıl olmayacak. Neden operasyonel mükemmellik arkadaşlar? Önce bir operasyon nerede başlar, nerede biter onu konuşalım isterseniz. Çoğunluğunuz üretim firmalarından geliyorsunuz. Bir tane dış ticaret firması var. Her ikisi için de örnek vereceğim. Operasyon arkadaşlar, ham maddenin aranmasından, yani ta en başta ham maddeyi almadan önce ararsınız. Nereden almamız lazım, ne zaman almamız lazım. Buradan başlayıp, o ham maddenin aldıktan sonra nakliyesinin yapılmasına,
firmaya geliş stok tutulmasına, tutulan stokların üretime alınması, üretimlerde arada firede yapıyorsunuz, verimsizlikler de oluyor olmasına, ara stoklara kadar biten ürünün mamül stoğuna, oradan sonra müşteriye nakledilmesine, nakledilmekle yetmiyor, nakledilmekten sonra faturasının kesilmesine, tahsilatının yapılmasına kadar, hatta servis hizmeti veriyorsanız, Festo'dan arkadaşlar var mesela, ya da eğitim hizmeti veriyorsanız, sattığınız ürünün nasıl montajının yapılacağı ile ilgili, o kısma kadar olan bütün süreçleri, hatta onların destek süreçlerini, insan kaynakları, IT gibi, IT günümüzde çok önemli hale geldi, bunların hepsini kapsar operasyon. Hizmet sürecinde ise müşterinin talebiyle başlayıp, geldiniz sizden bir kredi istiyor bankasınız ya da sizden bir sigorta poliçesi istiyor başlayıp o sigorta poliçesinin hesaplanması, çeşitli onaylardan geçmesi ve sigorta poliçesinin size sunulması artı bunun parasının tahsil edilmesi artı herhangi bir claim durumunda, Türkçesi gelmedi aklıma kusura bakmayın, herhangi bir ihtiyaç durumunda, sigortayı kullanmanız gerektiği durumda ödemenin yapılmasına kadar geçen tüm faaliyetleri kapsayan sürece biz operasyon diyoruz. Peki operasyon buysa, bu kadar genişse operasyonel mükemmellik ne bizim asıl işimiz? İşte operasyonel mükemmellik de bu az önce saydığım sürecin maksimum verimde, maksimum kalitede, optimum stokta, en az maliyet yani maksimum kar oluşturacak şekilde düzenlenmesine operasyonel mükemmellik adını veriyoruz. Bakın burada bazı başlıklar var. Bir word cloud oluşturduk. Kaliteden karlılığa, satışlara, maliyetlere kadar. Az önce sizin saydığınız setuplar, kalite problemleri, malzeme aramalar, beklemeler, duruşlar, kısa duruşlar, arızalar bunların hepsi operasyonel mükemmelliği iyileştirici konular oluyor. Şunu en başta görmüştünüz, operasyonel mükemmellik sol tarafı iyileştirirken sağ tarafın azalmasına fayda sağlar. Stoklarınızı optimum hale getirir, işletme sermayenizi. İşletim sermayesi kullanım oranınızı azaltır, duruşlar beklemeleri azaltır, süreçlerdeki dengesizlikleri ve değişkenlikleri azaltır. En çok iki tane yöntem var. Bir tanesi yalın, bir tanesi alt sigma. Alt sigmayı bu eğitimde anlatmıyor olacağım. Yalına daha çok odaklanıyor olacağız. Çünkü birçok firmanın aslında problemlerinin verimle alakalı olduğunu görüyoruz bu aralar. Önceliği o yüzden yalına veriyoruz. Ama bazı sektörlerde direkt alt sigma başladığınız durumlarda söz konusu olabiliyor. Ama özet söyleyeyim, yalın arkadaşlar tedarik süresini azaltıcı ya da verimi artırıcı bir alet kutusudur. Altı sigma ise süreçlerdeki değişkenliği azaltıcı. Yani sürecin her zaman birbirine çok yakın toleranslarda ürün ya da çıktı üretmesini sağlayan bir metodolojidir. Süreçteki değişkenliği azaltır. Gelin yalına bir odaklanalım. Bugünkü konumuz yalındı çünkü. Şurada diğer metotlar var. Okunacak materyal de var arkadaşlar notlarda. Onların üzerine çok fazla durmuyorum. Zaten ben konuşuyorum. Ama başka metotlar nedir derseniz, bakın şurada DFSS var. Design for Six Sigma dediğimiz alt sigma için tasarım. İstatistiksel Process Control. TPM dedik toplam verimli bakım. Ya da RPA dedik robotik süreç otomasyonu. Gibi araçlar da, ki RPA yeni bir araçtır aslında, son 5 senedir dünyada ciddi anlamda çıktı. Bunlar da operasyonel mükemmellik için kullandığımız metotların sadece bir kısmıdır. Başka başka araçlar da vardır. Yani şöyle söyleyeyim, birçok derdinizi hem yalın hem alt sigma ile çözebilirsiniz. Ama bunların da yeterli olmadığı durumda başka operasyonel mükemmellik yöntemleri de mevcuttur dünyada. Peki yalın nedir? Kısaca onu bir özetleyelim arkadaşlar. Yalın süreçlerdeki katma değersiz faaliyetlerin ortadan kaldırılması için geliştirilmiş bir metodolojidir. Peki bu katma değersiz faaliyetler nedir dediğimizde şöyle bir anlatım var. Hadi kısaca anlatayım onu da. Katma değersiz faaliyetlere girmeden önce yalın nereden çıkmış? Valla çok eski zamanlardan beri insanlar süreçlerini yalınlaştırmak üzerine çalışmalar yapıyorlar. Tekerleğin bulunması mesela. Bence bunlardan bir tanesidir. Hep işimizi daha kolay, daha basit nasıl yaparız onun peşinde gidiyoruz. Ben örnek vereyim. Benim babaannem çok iyi bir yalıncıydı mesela. Nereden diyeceksiniz? Çünkü mutfakta çatal bıçağı en üst çekmeceye koyardı. Neden diye sorarsanız, çünkü çekmeceyi en üst çekmeceye koyduğunuzda erişim kolaylığı sağlıyor bize.
Babaannem yalından ya da Beşes'ten, Beşes'in ikinci esinden ne anlardı diyeceksiniz. Valla bir şey anlamasına gerek yok. Sadece daha kolay olduğu için zaten böyle yapıyordu. Yani bizim anlatacağımız yalın araçlarının büyük bir çoğunu aslında biraz oturup düşünsek, sürecimize dışarıdan baksak kendimizin de geliştireceği metotlar. Yani son 50 yılda, 60 yılda belki Japonlar tarafından sahiplenmiş gözükse de yalın araçları bugün bütün dünya tarafından kullanılıyor ve yeni yeni araçlar da geliştirilmeye devam ediyor. Yani sadece bence Japonlara mal edilecek, hatta Japonca isimler verilecek bir yöntem değil. Benim babaannem Japonlar bu işi geliştirmeden önce yapıyordu. Artı üniversitedeyken bekar yaşamış arkadaşlar bilirler. Daha geliştirilmiş yalın metotları var. Çatal bıçağınızı en üst çekmece yerine direkt bulaşıklığa koyup bulaşıklıktan alıp sonra kirliğe atıp yemeden önce hemen yıkayıp oradan kullanabilirsiniz. O çatal bıçağı çekmeceye koymaktan daha hızlı bir çözüm sağlayabiliyor size. Peki şu katma değerli faaliyetleri madem ortadan kaldıracağız biraz onu anlatayım. Arkadaşlar bir faaliyetin katma değerli olup olmadığını sormak için 3 tane soru soruyoruz. Bu üçüne de evet cevabı veriyorsak evet sürecimizdeki bu faaliyet katma değerli bir faaliyettir. Mesela ilk sorumuz şu. Ürün ya da hizmeti değiştiriyor mu bu yaptığımız faaliyet? Fiziksel, kimyasal ya da biyolojik. Nedir? Yaptığınız üründe bir fiziksel değişiklik yapıyorsanız ya da benzin üretiyorsunuz, kimyasal bir değişiklik yapıyorsunuz ya da meyve suyu üretiyorsunuz, biyolojik bir değişiklik yapıyorsunuz, süt üretiyorsunuz, biyolojik bir değişiklik yapıyorsanız evet yapılan faaliyet katma değerlidir. Ama bunlarla ilgili olarak bir değişiklik yapmıyorsunuz ya da hizmet sektöründe kimyasal biyolojik yoktur ama fiziksel değişiklikler vardır. Mesela bir forma ekstra bir bilgi ekliyorsanız siz katma değerli bir faaliyet yapıyorsunuzdur burada. Buna evet dedik. İkincisine de müşteri ödeme yapmayı kabul etmesi gerekiyor diye söylemişiz. Evet, müşteri bununla ilgili ödeme yapmayı kabul ediyorsun. Yani az önce yaptığınız faaliyet müşteri para ödemeyi kabul ediyorsa evet bu bir katma değerli faaliyettir. Üçüncü olarak da tek seferde doğru işlem yapıyor olmanız lazım. Üç tane sorunun üçüne de aynı anda evet dediğimizde bu katma değerli bir faaliyettir. Baştan şöyle söyleyeyim. Yalın mantığına göre beyaz yaka faaliyetlerin neredeyse tamamı hizmet sektörü için belki farklı düşünmek lazım ama neredeyse tamamı katma değersiz faaliyettir arkadaşlar. Şimdi birazdan gelecektir belki soru. O zaman biz çalışmayalım. Madem katma değersiz olarak algılanıyoruz diye. Bununla ilgili bir başka yorum da yapacağım bir sonraki slaytımızda. Üç tane soruya evet cevabını veriyorsa katma değerli, en az bir tanesine hayır diyorsa katma değersiz. Mesela muhasebe işlemleri bu mantığa göre katma değersiz faaliyeti. Çünkü ürün ve hizmete hiçbir şekilde bir ekleme yapmazsınız. Ya da kalite kontrol faaliyetleri ürünü hizmeti değiştirmediğiniz için bir çalışma yok, bir katma değer yaratmaz. Ya da kalite kontrol faaliyetleri dedik, bakım faaliyetleri ürün hizmeti değiştirmediği için katma değer yaratmaz. Ama bunları yapmanız lazım diyeceksiniz. Yani bir planlama departmanı olmadan işletme yürüyemeyebilir. Beyaz yaka olmadan gerekli koordinasyon sağlanmıyor olabilir. Aysun'dan cevap gelmiş. IT departmanının aslında hiçbir katma değeri yoktur gibi gözüküyor ama IT departmanı olmadan günümüzde işletmeleri hele bu kadar dijital dönüşümün gündemde olduğu bir durumda IT departmanı olmadan işletmelerin çalışmasını ben düşünemiyorum. O ERP'ler çalışmadığında işletme nasıl çalışacak düşünemiyorum. Ne yapmak lazım? Bunu görüp üçe ayırmışlar faaliyet tiplerini. Katma değersizleri de ikiye ayırmışlar. Bunlardan bir tanesi zorunsuz ve katma değersiz faaliyetler. Nedir bunlar zorunsuz katma değersiz? Gerçekten az önceki sorunun üçüne de evet diyemediğimiz, en az bir tanesine hayır dediğimiz ama müşteriye gerçekten yapmasak olacak olan faaliyetler. Örneğin arızalar, örneğin hatalar, örneğin problemler. Bunlar bizim zorunsuz ama katma değersiz faaliyetler olarak adlandırdığımız kategoride olmakta ve biz yalın süreçleriyle, yalın iyileştirmelerle bunları yok ediyoruz. Tamamen ortadan kaldırıyoruz. İkincisinde zorunlu katma değersiz, kimi buna işletme katma değerli faaliyetler de derler. İşte az önce saydığımız IT, kalite kontrol, muhasebe, setup, bakım gibi yapmazsanız olmayacak ama yapmanız gereken faaliyetler ama yaptığınızda da bir katma değeri olmayan faaliyetleri
zorunlu katma değersiz ya da işletme katma değerli faaliyetler olarak isimlendiriyoruz. Bunları da yalın faaliyetlerde mümkün olduğunca azaltıyoruz ya da basitleştiriyoruz. Çok güzel, temizlik personeli. Temizlik personelinin ötesinde şöyle bir şey var. Makinalarımızın temizliği, günlük yapılan, haftalık yapılan, yıllık yapılan temizlikler. Bunlar da arkadaşlar aslında hiçbir şekilde ürüne bir katma değer katmasa bile yapmak zorundasınız. Makinenizi temiz tutmazsanız belli bir zaman sonra arızalar ortaya çıkmaya başlayacak. Temizlikten kastettiğim sadece silmek değil, bazı basit gözle, kulakla, elle yapılan işte burada bak damlayan bir şey var mı, yağ kaçağı var mı gibi yapılan kontroller de bunun içine giriyor. Bu çalışmaları yapmak zorundasınız ama biz bunları da yanında mümkün olunca azaltıp basitleştiriyoruz, sıklığını azaltıyoruz, süresini kısaltıyoruz. Bu şekilde çözüm sağlıyoruz. En sağda da katma değerli faaliyetler var. Bunları en son iyileştir. Katma değerli faaliyet şudur. Mevcut süreçteki sol tarafta bulunan zorunsuz ya da zorunlu katma değersiz faaliyetleri ortadan kaldırmadan yeni bir makine almayalım. Ya da bunları ortadan kaldırmadan yeni operatör işine girmeyelim. Bakın çok yakın cuma günü bir firmada bir çalışma yaptık. Sadece rakamlara bakarak ne kadar iyileştirme yapılır diye. Firma bir kapasite artışı düşünüyor. Biz dedik ki bakın %17 kapasitenizi artırabiliyoruz. Şu an en kötü durumda yapılacak bir iyileştirmeyle. Bu sizin yeni makine almanıza gerek duyurmayacak. Sol taraftaki şeyleri ortadan kaldırırsanız süreçte sağ taraftaki katma değerli faaliyetler için yapacağınız yatırımlara gerek kalmayabilir. O yüzden bu anlamda ciddi maliyet tasarrufu yalın size sağlayacaktır. Kârlılığı biraz konuşalım şöyle. Madem katma değeri konuştuk. Kâr arkadaşlar şöyle bir formülü varmış. Çok basit. Satış fiyatı eksi maliyet. Biz şimdi kârlılığı nasıl arttırabiliriz? Vallahi ya satış fiyatını arttırırız. Bu kadar rekabetin olduğu durumda, bu kadar rakibin olduğu durumlarda satış fiyatını artıramayabilirsiniz. Ha, ürününüzdeki katma değeri artırıp daha az hatalı, daha spesifik ürünler oluşturarak, daha bilgi yoğun ürünler üreterek birim fiyatını arttırıp satış fiyatını belki oradan artırabilirsiniz. Ama şu anda satış fiyatını arttırmak kolay bir iş değil. Ne yapacağız? Bize sağ tarafta bulunan maliyetleri azaltacağız. Maliyetler de aslında az önce bahsettiğim bu katma değersiz faaliyetlerin içerisinde gizli. Çünkü müşteri bunlar için para vermiyor. Peki maliyetleri azalttığımızda da bakın ortada bir tane grafik var diyelim. Maliyetler israflardan oluşuyor. Eğer siz o israfları ortadan kaldırırsanız da karlılık ciddi anlamda artıyor olacak. Maliyeti azaltmak için bu israfları yok etmemiz gerekiyor. Peki nedir bu israflar dediğimizde? Bizim yanında kullandığımız 7 tane israf var arkadaşlar. Bu 7 tane israfı bakayım ben tekrar bir şey yazabilecek miyim? Evet. Yedi tane israfı şöyle İngilizcelerin baş harfleri olacak şekilde bir akronim yazmışlar. Bunu acaba farklı renkte yapabiliyor muydum? Şöyle yapsam. Evet olurum. Bu daha iyi oldu değil mi? Tim Wood. Evet geldi. Şöyle yapalım. Hatta silgimi alayım şu bir önce yazdığımı. Sileyim. Yalnız yazıyı nasıl büyüteceğim onu bilemiyorum. O yüzden şunu şöyle aşağıya çekeyim. Team Wood. Peki arkadaşlar. 7 tane israfımız var. Yani 7 tane katma değersiz faaliyetler var. Bunlar önce stoklarla başlayalım. Yani inventory'nin, Team Wood'daki i'nin baş harfi stoklar. Stoklar arkadaşlar bir firmayı batırır da çıkarır da. Bazı firmalar stok tuttuğu için avantajı görürler kendilerini ama ham madde fiyatları düşükçe aldığınız stoklar ham madde fiyatları arttığında ki şu anda bazı stokçuluk yaklaşımları oluyor mevcut durumdan dolayı ham madde fiyatları arttığında evet bu stoklardan fayda sağlayabiliyor ama dünya her zaman bu şekilde gitmiyor. Bazen tam tersi şekilde de gidebiliyor. Yani siz pahalıyken bir stok satın alıp daha fiyatlar düştüğünde ya da dolar ya da euro düştüğünde bunları ucuz fiyata satmak durumunda kalabiliyorsunuz. Stoklar sadece sizi finansal olarak
sıkıntıya sokmuyor. Aynı zamanda stoklar işletmenize de bir karışıklık ortaya çıkartabiliyor. Malzeme arama sürelerinizi artırabilir. Malzemeler başka problemlerin önünde durduğu için problemlere müdahale etme yeteneğinizi ortadan kaldırır. Örnek vereceğim mesela. Bunu daha önceki bazı örneklerde de, eğitimlerde de anlattım. Buradan da verelim. Bir firmada yaklaşık 10 bin dolarlık bir balya stoğu tutuluyor. Bir balyanın fiyatı 10 bin dolar. Düzeltiyorum. Bu 10 bin dolardan orada belki 100 tane var. 10 bin dolarlık stoklardan belki 100 tane, 150 tane var. Bir çalışma yaptık 2006 yıllarında. Yaptığımız çalışma sırasında aslında basit bir 5S ve görsel yönetim istiyoruz. Dedik ki her balya nereden gelmiş, ne zaman gelmiş, ne amaçla burada, kalite kontrolü yapılmış mı yapılmamış mı görelim diye. Dediler ki biz zaten hepsini takip ediyoruz. O zamanın meşhur programı AS400, meşhur ERP, MRP programı. AS400'de biz bunları zaten takip ediyoruz dediler. Peki ben gene de istiyorum görsel hale getirelim. Çünkü neyin ne zaman geldiğini görmemiz lazım. FIFO'yu da doğru uygulatabilmek için. Arkadaşlar 1987 yılından beri duran bir stok keşfettik orada. Sadece 87 değil, 96, 93, 2006, 2002 yıllarından 2003 ve 2002 yıllarından da kalan stoklar vardı. Yani yaklaşık 20 sene sürüyor. 20 senenin finansal kaybına baktığımızda yaklaşık 300 bin dolar, yani her gün benim 10 bin dolarım yok ama işçi maaşını ödeyeceğim. Hadi gittik, bankadan kredi aldık. Enerji faturasını ödeyeceğim, hadi gittik yine bankadan kredi aldık gibi durumlara bakılarak borçlanma faiziyle 10 bin doların geldiği rakam 20 senede arkadaşlar günlük borçlanma faizi, bileşik faiz hesabı yaptık. 300 bin dolar oldu. Yani firmayı ciddi anlamda batırabilir. Siz stok tuttuğunuz için ciddi finansal kayıplara girebiliyor olacaksınız. Ama tabii buradan şu anlaşılmasın, sıfır stok diye de bir şey söylemeyeceğiz. Stoğun işletmenin süreçlerini en iyi şekilde yönetecek optimum seviyeye getirilmesi gerekiyor. Ama stok bizim için bir israf. Gelelim hizmet sektörüne. Hizmet sektöründe arkadaşlar, güzel bakın, stoklar sorunları gizliyor. Az önceki stok mesela bir problemin, duvardaki bir çatlağın ya da bir kalite hatasının önüne koyduğunuzda arka tarafı görmenizi engeller. Özellikle ofislerde bulunan stoklarda, ki bunlar bakın sizin inbox'ınızdaki e-postalardır ya da ofisin masanızın üzerine duran işlenmemiş ya da işlenecek faturalardır, evraklardır vesaire. Bazen faturalarda ciddi anlamda orada stok biriktiğinde o faturalar sonuçta işlenmesi ve müşteriye kesilmesi gerekiyor. Geç işlemeden dolayı ciddi finansal kayıplar yaratabiliyor. O yüzden ofisteki stoklar daha ciddi problem yaratabilir. Çünkü görecek bir şey yok. 3 tane kağıt var. Kim geçerken sizin kağıdınıza bakacak? Ama stokları en azından görüyorsunuz. Bir soru geldi abi. Üretimde bir hata olduğunda tüm stokların kontrol edilmesinin gereksinimi. Aynen, stok miktarı ne kadar çoksa üretimde bir hata olduğunda tüm stokları kontrol etme gereksinimimiz de olacak. Birinci israf stoklardı. İkinci israf taşıma arkadaşlar. Bu arada bakın, stoklar dediğimde sadece elle tutulan katı stoklar değil, sol tarafta bir petrol tankeri görüyorsunuz. Biraz paslanmış gerçi ama sıvı stoklar da stok olarak düşünülebilir. Hemen yanında taşıma israfımız var. Malzemenin, ürünlerin bir yerden bir yere taşınması bize taşıma israfı olarak karşımıza çıkar. Taşıma israfı herhangi bir katma değer yaratmadığı gibi sürecin beklemesine de sebebiyet verir. Çünkü siz ürünü taşırken herhangi bir katma değerli bir faaliyet yapıp üründe fiziksel, eğer taşırken montaj yapmıyorsanız, mesela bir aralar Hyundai'nin bir çözümü vardı. Kore'den arabaları natamam olarak gönderiyorlar. Yol boyunca nakliye sırasında montajını gemi içerisinde yapıyorlardı. Bakın, bu taşıma katma değersiz bir faaliyet değildir belki ama normalde siz bir ürünü bir yerden bir yere taşırken taşıma için bakın hatlar kullanabilirsiniz, buradaki gibi boru hatları, konveyör kullanabilirsiniz, forklift kullanabilirsiniz, transpalet kullanabilirsiniz, AGV kullanabilirsiniz, hiç fark etmez. Ne kadar çok taşıma yapıyorsunuz onlar da sizin için bir israftır. Bu taşımaları azaltmak yine yalının yöntemlerinden bir tanesi. Bekleme dediğimiz her türlü makine ve sürecin ya da insanların beklemesi olarak karşımıza çıkıyor. Eğer biz makinelerimizi işte duruşlardan, kısa duruşlardan, setuplardan dolayı bekletiyorsak, süreçlerimizi ya Ayşe Hanım bir onay verecekti, onayını bekliyoruz.
Ahmet Bey 2 günlük fuara gitti. Fuardan döndükten sonra o konuya bakacağız gibi beklemeler sürecin beklemesini ve israfların ortaya çıkmasına sebebiyet verebiliyor. Mesela bir örnek gene bir otomotiv firması, tedarikçisi firma yaklaşık 10 gün verilen teklif verme süresini 15 gün civarı sürede cevaplayabiliyor. Şimdi rakamları tam hatırlayamadım diye biraz düşündüm. Neden 15 gün sürüyor diye bir analiz yaptığımızda aslında son onayı verecek firmanın patronunun sürekli yurt dışında seyahatlerde olmasından ve bütün olayların ondan geçmesinden kaynaklandığını görmüştük. Bakın bütün çalışmalar bitiyor belki 2 günde ama patron firmada olmadığı için beklemekle ciddi süreler kaybediliyor olabiliyor. Hatalar dedik, üründe ve malzemede, makinalarda, formlarda, bordrolarda yapılan her türlü hata bizim için gene bir israftır. Fireler, problemler, görsel problem olabilir, ölçüsel kontrollerdeki problemler olabilir. Bordroya bir verginin eklenmemesi olabilir, maaşın eksik yazılması olabilir. Fatura kesilirken gelmedi. Tevkifat oranı diye bir şey var mesela. Tevkifat oranının yanlış hesaplanmasından dolayı faturanın yanlış kesilmesi. Daha önceden başımıza geldi arkadaşlar. Bundan dolayı birkaç sefer faturayı gönderdik geri geldi gibi durumlar söz konusu olabilir. Her türlü hata gene bizim için bir israftır. Aşırı üretim, müşterinin istediğinden daha fazla üretip bir kenara koymak. Mesela geçenlerde de bir soru geldi. Hocam dediler biz üretiyoruz. Makine verimliliğini artırmak için, makineyi full kapasiteli kullanmak için bol miktarda üretim stoğa koyuyorsunuz. Bu da aslında şunu yapıyor firma. Ucuz ham madde ucuz diye söylemiyorum ama daha uygun fiyatlı ham maddenin üzerine enerji, işçilik, doğalgaz gibi ekstra maliyetler koyup daha pahalı hale getiriyorsunuz ve müşteri bunları tüketene kadar sizin stoğunuzda duruyorsa aslında bu bir aşırı üretimdir. Müşterinin istemediği üretimdir. Ve bunun stok maliyetleri direkt sizin firmanızda işletme sermayesi kullanım oranı olarak karşınıza çıkar. Aynı şekilde aşırı işlem bir ürün ya da hizmete müşterinin istemediği ekstra işlemlerin yapılması aşırı işlem olarak karşımıza çıkar. Örneğin tahsil yapmak, tamirat yapmak, değişiklik yapmak, kimisi altın kaplama, müşteri istemediği için altın kaplama yapmak diye örnekler verir mesela. Müşterinin istemediği ekstra özelliklerin ürüne ya da hizmete eklenmesi. Mesela hizmet sektöründe kimsenin doldurmadığı, sürekli boş geçtiği formlardaki boş hücreler. Bunlar da gene aşırı işlem olarak karşımıza çıkıyor. Son israfımız da hareket israfı. Bu hareket israfı arkadaşlar da insanların yaptığı hareketler ya da robotların ya da AGV'lerin yaptığı hareketler. Bazen hareket yaparken taşıma da yaparız, iki israfı bir anda yapabiliriz. Ama bazen insan bazı hareketler yapar. Mesela bir tekstil firmasında yaklaşık makinenin boyutunu da size söyleyeyim, 50 metre civarında yapılan bir setup çalışmasında 4 tane operatör bir günde 6,5 kilometre, bir setup da pardon, yaklaşık 150 dakika sürüyordu. 6,5 kilometre yol kat ediyorlar. 6,5 kilometre hareket ediyorlar ve bu 6,5 kilometrenin tamamında makine durmak durumunda. Böyle bir durumda bu da bir israf çünkü makinemizi bekletiyor. Yani aynı anda bu arkadaşlar kimyasal ve kumaş taşıyorlardı. Taşıma israfı yapıyorlar. Makineyi bekletiyorlar. Bekleme israfı ve kendileri hareket ettiği için hareket israfı yapıyorlar. Bu 7 tane israf da bizim iyileştirmemiz gereken, eğer zorunsuzsa kaldırmamız, ortadan kaldırmamız, yok etmemiz, zorunlu israfsa, zorunlu yapmak zorunda olduğumuz katma değersiz bir faaliyetse sayısının, sıklığının, süresinin kısaltılıyor, azaltılıyor olmasını sağlamamız gerekiyor. Burada bazı örnekler de görebilirsiniz. Bir de arkadaşlar son zamanlarda 7 israfa 2 israf daha eklediler. 9'a kadar çıkaran da var ama ben bu 2 israftan da bahsetmek lazım diye düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi enerji israfı. Her türlü sarf malzemesi, elektrik, doğalgaz, su, sıcak su gibi yapılan harcamalar da israf olarak karşımıza çıkıyor. Bir de insan potansiyeli son günlerde çok konuşuyor. Dünyadaki en akıllı varlık biliyorsunuz insanlık. İnsanlar bugüne gelmesindeki en büyük yetenekleri de kognitif becerilerin yüksek olmasından kaynaklı. Kognitif becerileri yüksek olan insanları biz monoton işler, manuel işler ya da kas gücüyle kullanmak yerine zekalarını daha çok işin içine katabilecekleri işlerde kullandığımızda çok daha büyük katma değer ortaya çıkıyor.
Eğer bunu yapmıyorsak bu da bizim için bir katma değersiz faaliyettir, bu da bizim için bir israftır diye iki israfı da işin içine kattık. Sonuç olarak yalın ne işe yarar dediğimizde arkadaşlar, tedarik süresini azaltır, verimi artırır buna bağlı olarak. Tedarik süresinden kastettiğim, bir daha tekrar edeyim, müşteri isteğinin başlamasından müşteri isteğinin tedarik edilmesine kadar süreç. Mesela banka kredisi almak istiyorum, başvurdum, buyurun krediniz hesabınıza yatmıştır denilen süreç. Ya da üretim için başlayacağız, ham maddenin tedarik edilmesinden müşteriye nakil edilmesine kadar geçen süreç bizim tedarik süremizdir. Biz yalında ilk önce bunu kısaltıyoruz, daha kısa sürede yapılmasını sağlıyoruz. Bu konuya yarın, evet, bu konuya yarın değer akış aşamasını işlerken tekrar giriyor olacağız. Tedarik süresini kısalttığımızın stoklarımıza etkisi olacak. Stoklar çünkü farklı farklı süreçlerin arasındaki hız farklılıklarından ortaya çıkar. Hız farklılıklarında tabii ki makinelerin süreçlerin hızlarının, reel hızların, gerçek hızların da etkisi vardır ama makinelerin katma değersiz beklemeleri, arızaları, setupları, kalite hataları gibi süre kayıpları da tedarik süresini etkileyeceği için o süreler azaldıkça, makine süreleri, süreç süreleri birbirlerine yakınlaşmaya başladıkça stok tutma imkanı da, ihtiyacı da azalacaktır yalın iyileştirme sonunda. Bunun sonucu olarak da işletme sermayesi kullanım oranında bir iyileşme göreceğiz. Alan kullanımı artacak. Yani birim alana daha çok makine sığdırabilmeye başlayacağız. Birim alanda daha çok iş yapabilmeye başlayacağız en güzeli. Makine duruşları, süreç duruşları azalacak. Her türlü beklemeler azalacak ve en başta dediğim gibi problemlerinizin belki %80-85'ini oluşturan tekil sebepten kaynaklı basit kalite hatalarını ortadan yalın iyileştirmelerle kaldırıyor olacağız. Burada güzel bazı özetler verilmiş. Şimdi arkadaşlar süremiz galiba doldu. Bir saatimize bakayım. Saat 11, bir saat olmuş neredeyse. Şöyle bir çalışma yapalım. Bunu ben size ödev olarak vereceğim. Sizden beklentim arkadaşlar, bugün zaten e-posta olarak PDF dosyalarını göndereceğiz ya, şu Excel tablosunu da göndereyim, size bir israf formu göndereyim. Linkte bulunan bir video var, daha önce görmüş arkadaşlar vardır ama görmemiş arkadaşlardan da istiyorum, daha önceki arkadaşlardan da istiyorum. Adımın açıklamasını yapacağız. Videoda bir konfeksiyon atölyesini görüyorsunuz. Bu merdiven altı dediğimiz muhtemelen Meksika'da bir konfeksiyon atölyesi. Orada bir kadın beyaz tişört üretiyor. O tişörtü üretirken bazı adımlar var. Soldaki adım açıklaması kısmına bu adımların neler olduğunu yazacağız. Ortaya ne tür israfa girdiğini yazacağız. Bazen hem hareket hem bekleme hem başka bir israf, taşıma israfı olabilir, hem stok israfı olabilir, onu yazacağız. Bir de kayıp süreyi, yaklaşık şu kadar süre buradan kaybediyoruz diye bir çalışma yapmanızı istiyorum. Yarın sabah sizden gelen çözüm cevapları burada kontrolü yapıyor olacağız. Direkt ben size e-posta atacağım. E-postalarınızı aldıktan sonra o e-postaya direkt cevap atarsanız ben yarın eğitim başlamadan önce zaten bir analizini yapıp onları birleştirip size eğitimin başında hem bir tekrar olsun, tekrar önemli demiştik en başta John Medina'nın kurallarından bir tanesi, hem tekrar olsun hem de bir eğitim ısınmanız açısından üzerinden geçiyor olacağız. Bakın %85'e yakın bir kısmı. Burada özellikle sarı kuşağı bıraktım. Yalın altı sarı kuşak, yalın altı sigma sarı kuşak eğitiminin sadece yalın kısmını ben sizlerle paylaşıyorum şu anda. Arkadaşlar eğer benim anlattığım konuları efektif bir şekilde doğru ekiplerle ve doğru yönetim sahiplenmesiyle uygularsanız, şurada bakın quick win'ler var, hızlı kazançlar ya da hızlı kaizenler, önce sonra kaizenler dediğimiz. Yan tarafta da daha çok bugün yarın, yarından sonra, perşembeye kadar anlattığım araçları da kullanacak olursanız işletmenizdeki verimle ilgili problemlerin %80-85'ini çözebiliyorsunuz. Ha, ileride belki daha kompleks konular çıkacaktır. Onlar için de farklı araçlar var ama şu an anlattığım konular birçok probleminizi ortadan kaldıracak araçlardır deyip bugünkü eğitime ben son vermek istiyorum arkadaşlar. Kapatmadan önce sorularınız varsa yazabilirsiniz ya da el kaldırabilirsiniz. Var mı soran? Biraz bekleyeyim çünkü yazmak uzun sürüyor, geldi.
Çok teşekkür ederiz diye bir cevap geldi. Herhalde soru yok arkadaşlar. Yarın sabah saat 10'da tekrar görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Çok selamlar.